Madde 1. İdam yasası şartlar ne olursa olsun geri getirilecek. Birinci şeyiniz o. Madde 1. Bu geri getirilecek ve bu sadece terörle ilgili de değil. Evet. Başka bazı burada anmak bile istemediğim o kadar aşağılık suçlar var ki. Evet. Ya yani idam yasası kesinlikle geri getirilecek 1. 2. İdam edilen o yasa çıktıktan sonra teröristin veya dağda Türk ordusuna silah doğrulturken geberenin leşi bu ülkede cenaze olarak gezdirilmeyecek. Ailesine teslim etmeyeceğiz. Ne yapacaksınız? Devlet eliyle bilinmeyen bir yere gömülecek. Bu ülkede leşlere tören yapılmayacak biz geldiğimiz gün. Peki cenazesi dahil vermeyeceğim. Vermeyeceksin. Vermeyeceğim. Çok. Bu ülkede kimse benim çocuğuma kurşun sıkarken gebermiş bir leşi gezdiremez. Buna izin vermem. Buna izin vermem. Peki dünya insan hakları, beynimler... Çok güzel. İnsan hakları değil mi? Sözleş imzalar attığımız şeyler ne olacak onlar? İnsan dediğiniz ne sizin? Siz mayın döşene insan mı diyorsunuz? 5 yaşındaki erkek çocuğuna tezavüz edip sokağa atıp öldürene insan mı diyorsunuz? Uyuşturucu tüccarlarına siz insan mı diyorsunuz? Özür diliyorum, bizim insan algımız biraz farklı. Önce o zaman insana ne dediğimizi bir konuşalım. Devamını söyleyeyim. Yani bu çok ilginç. İlginç falan değil. Bir çatışmada... Çatışma falan değil. Yani devlete karşı ayaklanmada. Ayaklanmada. Aynen böyle. Ölenlerin, yani şu anda Güneydoğu'da askerimizin karşısında sadece ölen... Sadece oraya ait bırakmayalım, niye diyeceksiniz? Çünkü söylediğiniz süreç 84'te başlamış. Bunun öncesi de var, bunun bundan sonrası da olacak. Kısıtladığınız zaman kendilerini bir şey zannediyorlar. Bütün değil. Türkiye'de diyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Bu topraklarda benim devletimin güvenlik güçlerinden başka kimse silah taşıyamaz, bir. İki... Bu ruhsatlı silahlarda kalkacak. Hayır, o değil söylediğim. Kastettiğimi biliyorsunuz. Yasa dışı bu milletin varlığını, birliğini tehdit eden silahı kimseye taşıtmam. Benden izin alırsa taşır. Benden tamam. İzin almasa taşıyamaz. Taşırsa ne olur? Ne bulur onu? Benim milletime, varlığına, birliğine, huzuruna ve benim çocuğuma namlu doğrultanın tek bir şansı vardır. Kesinlikle öldürürüm. Bu kadar açık söylüyorum. İkinci bir alternatif yok. Bu ülkede hiç kimse bu milletin varlığına, birliğine, bayrağına silah çekemez. Bunu öğrenecekler. Ölür diyorsun, başka cenazesini de kimse alamaz. Asla vermem. Asla vermem. Peki. Benim bu kadar şehidimin üstüne, benimki evlat mı, benimki hiç ilgilenmiyor. Türkiye'de 74. siyasi partisiniz ama hafızamı yokluyorum. Bunları söyleyen ilk siyasi özür partisiniz. Diliyorum. Arkadaşlar, bu bir genel başkan oturduğu yerde siyaset yapmıyor. Benim parti programımda yazılı, altı imzalı. Cenazelerini vermeyeceğim. Bu ülkede leş gezdirmem, bunu tekrar söylüyorum. Haricen devam edelim. Bitmedi. Ben terörle mücadele ederken terör örgütüne katıldım, yardım ettim. Ben silah sıkmadım da silah sıkanın mermisini doldurdum, mayınını hazırladım, yakalandım. Ne oldu? 5 sene yattım, devletin ekmeğini yedim, elektriğini kullandım, suyunu da içtim. 5 sene bitti, ben çıkacağım. Ne yapacaksın? Belki Taksim'e bomba koyarım. Vatandaşlıktan çıkaracağım, bu ülkeden sınır dışı edeceğim. Bu ülkede terörist bir Allah'ın kulu nefes alıp vermeyecek ve gezmeyecek. Bunları ülkemde yaşatmam. Evet sevgili seyirciler, yani hakikaten... Parti programında yazılır. Çok bakın. Marjinal şeyler, falan sert değil. Şeyler bunlar. Bakınız. Bu dünya benim, gerçeğine uyuyor mu yani? Bırakırlar mı Sayın mı Türk, yaptırmaya? 125 milyar dolar borcunuz 625 milyar dolar olmuş. Dünyanın en zengin kaynaklarına sahip bir ülkede yaşamanız bu kadar borcunuza uyuyor mu? 84 yılından bugüne kadar 50 bin şehit vermişsiniz. Dünya gerçeğine uyuyor mu? Buraya gelince hiçbir şey yok. Buraları sormuyorlar diyorsun. Bir şey, bakın. Herhangi bir siyasi parti adına birisi oturmuş bir şey söylemiyorum. Başkan, parti programında siz gerçekten yazılı ezber bozacağı benziyorsunuz. Yani burada daha önemli sonra, şeyler söylüyorsunuz. Başka bunlar bir şey ana haberlerin ben bilmem. Konusu olacak şeyler. Yani şunu tartışacak bir açıklamalar bunlar. Başka bir nokta daha var orada. Biz bu yolda binlerce şehit verdik. Gerekirse yüz binlerce daha veririz. Hiç önemi yok bunun. Ama böyle oturarak, pusuya düşerek, mayına basarak değil. Gereğini yaparak. Gereğini yaparak. 24 saat süre veriyorum iktidara geldikten sonra. Kandili eğer kandil gibi yakmazsam ben orada oturmam. Kandilde canlı bir tane kedi köpek bırakırsam ben Ankara'da oturmam. Ve askerimle beraber ben gideceğim. Bir siyasi parti genel ben başkanı. Ben anlamam, genel başkan falan anlamam ben. Benim çocuklarım ölüyor, benim kanım akıyor. Hiçbir şey benim çocuğumun kanından daha değerli olamaz. Saçının teline uzanan olursa açık söylüyorum. İsrail iki asker için Lübnan'ı yakarken seyrettiniz.
Ama daha sonra gidip onun Yahudi nişanını alıp bu ülkede milliyetçilik hizmettir, milliyetçilik vatanı sevmektir falan. Bırakın kardeşim, yapmayın bunu. Benim çocuklarım ölüyor, bakın. Ben burada çocuğunu vermiş bir baba olarak konuşuyorum. Ben bu milletin bir evladı, bu mahallenin bir çocuğu olarak konuşuyorum. Benim çocuğumun kanı toprağa akarken bana anayasa, hukuk, insan hakları, bana hiçbir şey anlatamazsınız. Önce bu kan duracak. Sonra benim işsiz çocuklarıma iş bulunacak, karnı doyacak. Sonra kimin ne hakkı varsa oturup konuşacağız. Ama bu kan akarken ben hiçbir kuvvet, hiçbir kural tanımam. Yani açılınmış böyle bir takım hak talepleri falan, bunları ben konuşmam diyorsunuz. Hangi açılım? Ben anlamam açılım falan. Kan akarken ben konuşmam. Açık söylüyorum. Bu kan duracak. Bu kan durana kadar ben hiç kimseyle hiçbir şey konuşmam. Durduktan sonra ben konuşmam. Diyorsun. Benim çocuğum öldürülürken ben oturup da niye öldürüyorsun mu konuşacağım? Yani şunları vereyim de ya, öldürmeyin çocukları İsmail falan. Bey, Allah rızası için şunu söylüyorum. Ya bu klasik siyasetten ve bu klasik ukalalıktan vazgeçsinler. Yani barış çözülmüş, demokrasiymiş. Demokrasi isteyen adam mayın döşemez. Demokrasi isteyen adam uyuşturucu satmaz. Demokrasi isteyen adam 5 yaşında çocuğa kurşun sıkmaz. Bu değil. Ama Türkiye'nin neyle karşı karşıya olduğunu hepimiz biliyoruz. Çözümün ne olduğunu da hepimiz biliyoruz. Birileri susuyor, yutkunuyor, hesap yapıyor.